Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. Öncelikle Rusya tarafından duyuru yapılıyor. Rusya'ya düşman olan ülkelerin listesi onaylanmış durumda. Rusya'nın açıklamasında hangi ülkeler var derseniz Amerika, Avustralya, İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri, Ukrayna, Karada, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya, Japonya, Güney Kore, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan bu listede yer alıyor. An itibariyle Ukrayna ordusu tarafından görüntüler servis ediliyor. Rus ordusunun Sumi bölgesinde çok sayıda askerin esir alındığı notu düşürmüş. Bir önceki videomuzda Ukrayna askerlerinin esir alındığını söylemiştik. An itibariyle Rus askerleri de esir alınmış durumda. Yine Rusya ve Ukrayna 3. tur görüşmeler kapsamında Belarus'a doğru yola çıkmış durumdalar. Bu şekilde haber servis ediliyor. Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Maripul, Harki ve Sumi şehirlerinde sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10 itibariyle ateşkes ilan ettiğini de duyurmuştu. Bunu da hatırlatalım. Yine Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden en çok Orta Asya ülkeleri etkileniyor. Orta Asya ülkeleri Rusya ekonomisinin zayıflaması ve ruble'nin ABD doları karşısında değer kaybetmesi nedeniyle keskin düşüşler yaşıyor. Baktığımızda Ermenistan'ın kaybının %19 olduğunu görmekteyiz ki bizim için önemli olan onlar değil. Azerbaycan'da %23'lük kayıp bekleniyor. Yine Kazakistan %17, Kırgız Cumhuriyeti %33. Tacikistan %22, Özbekistan'da da %21'lik kayıp olması bekleniyor. Dolayısıyla keskin düşüşler maalesef Orta Asya Türk ülkelerini kötü etkiliyor. Ama bir anlamda petrol olan ülkelere baktığımızda petrolün çok da değer kazandığını söyleyelim. Neden bunu diyoruz? Brent petrolün fiyatı 130 doları geçmiş durumda. Avrupa'da doğal gaz fiyatları da %15'in üzerinde artarak rekor seviyeye ulaşmış durumda. Özellikle Azerbaycan petrolünün değeri de her geçen gün artıyor. Yine Ukrayna Savunma Bakanlığı Çeçenistan liderine gönderme yapıyor. Çeçenistan lideri Kadirov'un can kaybı yok, yaralanma yok açıklamasına yer verirken bir çizik bile yok şeklinde ölen Çeçen askerlerin görüntüleri Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından servis ediliyor. Yine dostlar Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın iddiası şu şekilde şimdiye kadar Rusya'ya 3 milyar dolar değerinde askeri ekipmanın imha edildiği iddiası var. Ukrayna Savunma Bakanlığı şu duyuru yapıyor. Vasilkov yakınlarında Albay Alexander Mostovi bir adet Rus Ilyushin 76 askeri nakliye uçağını ve 2 adet Mi-24 helikopterini düşürdü. Düşman birliklerinin silahlarla inişini engelledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın aldığı 78 numaralı karara göre kendisine Ukrayna kahraman ünvanı verildi. Bu şekilde haber servis ediliyor. Yine düşürülen Rus helikopterinden bahsettirirken Zelenski şunu söylüyor. Bayrağımızda kan yok, siyah lekeler, gamalı haşlar yok ve asla olmayacak. Ukrayna bayrağı huzurlu, bereketli, altın ve tanksız bir topraktır ve huzurlu, berrak, mavi ve roketsiz bir gökyüzüdür böyleydi, böyle olmaya devam edecek şeklinde ilginç ifadeler kullandı. Yine Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov konuşuyor. Çatışmaların yoğunluğu geçici olarak azaldı. Ateşkes devam ediyor. Çoğu erkek 140 bin kişi Ukrayna'ya geri döndü açıklamasını yapıyor. Rusya'nın saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Ukrayna halkına da Türkiye'den yardım seferberliği yapılıyor. Çok sayıda Türk vatandaşı ki daha çok yabancılarla evli olan Türk vatandaşlarının Ukrayna Başkonsolosluğu'na yardımda bulunduğu notu da düşürmüş. Yine dostlar bizi ilgilendiren önemli bir gelişme aktaralım. Dost ülke Etiyopya'da devam eden kuraklık nedeniyle Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Somali ve Oramia bölgelerindeki burada da Somali derken Somali devletini kastetmiyoruz. Etiyopya'da Somali bölgesi bulunmakta. Burada bulunan 10 milyon kişinin gıda yardımı beklediği bildiriliyor. Birleşmiş Milletler sadece Etiyopya'ya değil Kenya ve Somali'de de buraklığın 1981'den beri en şiddetli şekilde yaşandığını 13 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısını da tekrar ediyor. Maalesef durum bu şekilde.